Çinlilerin tuhaf zamanlarda yaşayasın diye bir deyişi var. Bu bir çeşit kötü dilek. Son birkaç yıldır ülkemiz, bölgemiz ve dünyamız tuhaf zamanlardan geçiyor. Ülkemizde ucube tek kişilik rejim 2018 yılında fiilen hayata geçti. Çakma oligarklarla çevrelenmiş tek bir kişinin aklıyla yönetilen bu saray düzeni ülkemize ardı ardına büyük krizler yaşattı. Hala da yaşatmaya devam ediyor. 2018'den bu yana ülkemizde bereket kaçtı. Tencereler kaynamaz oldu, boşaldı. Milletimizin cebi boşaldı, cüzdanı boşaldı. Merkez Bankası kasasındaki milletimizin 128 milyar doları buharlaştı, boşaldı. 2019 sonunda bütün dünyayı sarsan bir sağlık krizi patladı. Saray bu krizi de idare edemedi. Milleti borca batırdı. Geçtiğimiz yılın sonbaharında bu defa tamamen saray imalat. Bir ekonomik kriz çıkardılar. Faiz sebep enflasyon sonuç safsatasıyla paramızı pul ettiler. Hayat pahalılığı milletimizi silindir gibi eziyor. Milleti benzin ve mazot kuyruklarına, yağ kuyruklarına soktular. Organize sanayi bölgelerimizde gaz ve elektrikler kesildi. Geçtiğimiz ay Rusya Ukrayna'yı işgal etti. Karadeniz'de tansiyon 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk defa bu kadar yükseldi. Türkiye savaşı bir kenara bıraktı. Rusya'dan, Ukrayna'dan ithal ettiğimiz ayçiçek yağlarını taşıyan gemileri ülkeye getirebilmek için uğraştı. Bu savaş bağıra çağıra çıktı. O sırada sarayın kibirlisi Afrika gezisindeydi. Bütün bunlar hiçbir önlem alınmadığını, bu krize hazırlıksız yakalandığımızı ortaya koyuyor. Çinlilere atfedilen bir başka meşhur söz daha var. Kriz aynı zamanda fırsattır. Ancak krizlerin fırsat olabilmesi için belli bir hazırlık yapılması da şarttır. Çünkü talih ancak hazırlıklı zihinlere güler. Bunu yaşadığımız her krizde ve ardından kaçan fırsatlarla bugüne kadar hep gördük. İşte yaşadığımız COVID-19 krizi. Ülkemizde ilk vaka 11 Mart 2021'de tespit edildi. Virüs kaynaklı ilk vefat ise 17 Mart 2020'de gerçekleşti. Bu tarihler gösteriyor ki salgında 2 yılımızı tamamladık. Almanya'da yaşayan 2 Türk bilim insanı geliştirdikleri yeni tip aşıyla insanlığı büyük bir felaketten kurtardı. Alman ekonomisine de çok büyük katkıları oldu. Yani hazırlıklı zihinler için salgın fırsata dönüştü. Bizde ise Cumhuriyet'in en önemli eserlerinden biri olan Hıfzı Sağ Enstitüsü'nü kapatmışlardı. Bu nedenle dışarıdan gelecek aşıyı beklemeye mahkum oldu. Kapattıkları kurumu şimdi açacaklarmış. Yani gider ayak akılları başlarına geldi. Salgında milletimiz sadece canıyla değil, cebiyle, cüzdanıyla da sınandı. Başta düşük gelirliler ve esnaflarımız olmak üzere toplumun tüm kesimleri büyük bedeller ödedi. Başka hükümetler bu zorlu dönemde kesenin ağzını açtı. Vatandaşlarına doğrudan gelir desteği verdi. Bizdeki saray hükümeti ise vatandaşlara destek yerine borç verdi. Bizdeki hükümet kendi vatandaşına IBAN numarası atıp para isteyen hükümet olarak tarihe geçti. Millete 5 maskeyi bedava dağıtamayan bir hükümet bu hükümet. Pandemide hükümetlerin verdiği doğrudan gelir desteklerinin milli gelirleri içindeki paylarına bakıldığında 185 ülke arasında Türkiye 105. Yani vatandaşına destek vermekte ilk 100'e dahi girememişiz. Ama milli gelire nispetle borç vermeye gelince dünyada 14. sıradayız. Saray hükümeti salgının ekonomik yükünü milletimizi borca batırarak milletimizin sırtına yıkmıştır. Şimdi herkes çok daha borçlu. Bankalara olan kredi borcu son 2 yılda 2 trilyon 700 milyar liradan 5 trilyon liraya çıktı.
Ülke büyük bir borç tsunamisinin altında kaldı. Saray hükümetinin kifayetsizlikleri, beceriksizlikleri bununla da sınırlı değil. Bu hükümetin pandemideki en büyük günahı vaka ve ölüm istatistiklerini gizlemeye kalkması oldu. Hala salgında gerçek vefat rakamlarını bilmiyoruz. TÜİK ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini hala açıklamadı. Ama Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 2 yılda 97 bin vatandaşımızı bu salgında yitirmişiz. Tabip odasına göre salgında yitirdiklerimizin gerçek sayısı ise 250 bine ulaşıyor. Kaybettiğimiz her bir yurttaşımızın acısı hala içimizde. Biz buradan bir kez daha salgında yaşamını yitiren yurttaşlarımıza bu 2. yılda Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyoruz. Salgın henüz bitmedi. Toplam vaka sayısında dünyada ilk 10 ülke arasındayız. Ama Sağlık Bakanı salgın tehdit olmaktan çıktı diye açıklama yapıyor. Ülkemizin sağlık sistemi bu salgın boyunca hastane personelinden hemşiresine, doktoruna, tüm sağlık emekçilerimizin özverileri sayesinde ayakta kalabildi. Hepsine müteşekkiriz. Cumhuriyetimizin eğitim altyapısı sayesinde yetişen nitelikli doktorlarımız, donanımlı sağlık personelimiz salgınla mücadelede canlarını ortaya koydu. Daha düne kadar balkondan alkışlanan, haklarını ödeyemeyiz dedikleri doktorlarımızın, sağlık çalışanlarımızın hakları bu lafları söyleyen saray hükümeti tarafından ödenmedi. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Ve bu anlamlı günün arifesinde Erdoğan çıktı doktorlarımıza, varsın gidiyorlarsa gitsinler. Biz de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz. Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle davet ederiz. Buralar boş kalmaz dedi. Şimdi bugün biraz bu laflarını değiştirmeye çalışmış. Ama Badel Harabül Basra, Afganlı, Suriyeli sığınmacıları buyur eden sarayın kibirlisi bu ülkenin yetişmiş doktorlarına, gencecik evlatlarına git dedi. Erdoğan şoförünü vekil, rüşvetten aklanmamış bakanını büyükelçi, pehlivanını banka yöneticisi, damadını bakan atamayı bildi. Saray sosyetesine bir değil 2-3 yerden maaş bağladı ama hakkını istedi diye memleketin iyi yetişmiş, nitelikli, namuslu, liyakatli insanlarını kapıya koymaya kalktı. Böylesine bir kibir, böylesine bir nobranlık, okumuş insanlara duyulan bu haset dünya üzerinde ne görülmüştür ne de duyulmuştur. Böyle bir zihniyetin elinde bu ülke krizleri fırsata çevirebilir mi? Böyle bir ülkede bilim yapılabilir mi? Yenilik ve icatlar yapılabilir mi? Bugün milletimizin hak ettiği en iyi sağlık hizmeti bu millete bu zihniyetle verilebilir mi? Sağlık çalışanlarımız bugün çalışma şartlarının iyileştirilmesi, sağlıkta şiddetin son bulması için 3 gün sürecek bir iş bırakma eylemine başlıyor. Sağlık çalışanlarının maaş ve çalışma şartları ile ilgili iyileştirmeleri içeren bir düzenleme bundan birkaç ay önce meclise sunulmuştu. Sağlık Bakanı da bu düzenlemenin arkasındaydı. Sonra ne olduysa oldu, sarayın talimatıyla bu düzenleme geri çekildi. Ardından düzenleme 14 Mart'a yetiştirilecek dendi. Bugün bu da yalan çıktı. Hükümetten, görevinin idrakindeki bir yönetimden beklenen, ülkemizin ihtiyaç duyduğu tecrübeli doktorlara, sağlık çalışanlarına bu ülkede insanca yaşayacakları ve çalışacakları imkan ve hakları sağlamasıdır. Böylece milletimizde hak ettiği en kaliteli sağlık hizmetini ihtiyacı olduğu anda ve özellikle de sıra beklemeden alabilecektir. Hekimler elde kalmayınca yalvar yakar ithal ettiğiniz ayçiçek yağı değildir. İktidarımızda sağlıkçılara sözümüzdür. Sağlıkta şiddetin önlenmesi için caydırıcı düzenlemeleri hemen yapacağız. Doktor ve hemşire dövmeyi milli spor zannedenlere göz açtırmayacağız. Beklenen sağlık personeli atamalarını derhal yapacağız.
kamuda, sağlık alanındaki istihdamı çoklu ve parçalanmış bu yapıdan kurtaracağız. Her bir sağlık mesleği üyesini devlet memuru olarak istihdam edeceğiz. Sağlık çalışanlarının refah düzeyini yükselteceğiz. Hak ettikleri temel ücretleri almalarını sağlayacağız. Çalışma saatlerini Uluslararası Çalışma Örgütü normlarına uygun olarak insani hale getireceğiz. Biz bu vesileyle başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık emekçilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyoruz. Değerli basın mensupları, saray düzeninde liyakatin yerine sadakat aldı. Devleti devlet yapan kurumlarımız da birer birer yok oldu. Yok edildi. Devlet Planlama Teşkilatı, Maliye Teftiş Kurulu, Hesap Uzmanları Kurulu kapatıldı. Dışişleri Bakanlığı gibi ülkenin hafızası olan bir kurum, AK Parti eskilerinin arpalığına çevrildi. Bu rejim ülkeyi sadece ekonomik krize değil, çok ağır bir devlette yönetim krizine de soktu. Bu nedenle dünyada bir kelebek kanat çırpsa, ülkemizde fırtınalar kopuyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla bunu bir kez daha gördük. Rusya'dan sonra risk primleri, tahvil faizleri en fazla artan, parası en fazla değer kaybeden ülke biz olduk. Sanki biz savaştayız. Kuzeyimizdeki savaşa devletteki yönetim krizi nedeniyle son derece hazırlıksız yakalandık. Önce kayınpeder damat bu ülkenin 128 milyar dolarını yok yere sattı bitirdi. Sonra sarayın kibirlisi faiz sebep enflasyon sonuç dedi, paramızı pul etti. Ülkeyi buhrana soktu. Bu ülkeye hiçbir işgal ordusunun veremeyeceği kadar zarar verdi. Ama anlaşılan damadı bu ülkede her şey olabilirsiniz ama rezil olamazsınız sözüne inanmış. Hafızayı beşer nisyan ile mağlüldür sözüne itimat etmiş. Kitap yazmış. Milletle alay eder gibi. Adını da burası çok önemli koymuş. Bir kitap yazacaksa bu kitabın adı Kasada No Papel olmalıydı. Madem orası adını burası çok önemli koymuş, umarım Merkez Bankası'nın arka kapısından çıkarıp kendisine bağlı kamu bankaları eliyle sattığı 128 milyar doların hikayesini de kitabında yazmıştır. Kayınpeder ve damadın buharlaştırdığı 128 milyar dolar yüzünden ülkemizin döviz kasası bugün 70 sente muhtaç. 10 Mart itibariyle Merkez Bankası'nın döviz kasası 55 milyar dolar açık veriyor. Kuzeyimizdeki savaşa bomboş kasayla yakalandık. Yine bu savaşa rekor üstüne rekor kıran bir enflasyonla yakalandık. Türkiye Şubat'ta %50'yi aşan enflasyonla Arjantin'i solladı. G20'nin ve OECD'nin enflasyon şampiyonu oldu. Şu anda da dünyada en yüksek enflasyona sahip 8. ülkeyiz. Yılbaşında asgari ücrete yapılan %50'nin üzerinde zam daha ilk 2 ayda açlık sınırının altına düştü. Her zaman söylüyoruz, mühim olan cebinizde kaç para olduğundan çok o parayla ne alabildiğinizdir. Şu anda en büyük banknotumuz 200 lira. 200 liralık bu banknot Ocak 2009'da tedavüle çıktı. İlk çıktığında bu 200 lirayla 40 litre ayçiçek yağı alınıyordu. Şimdi 6 litre bile alınmıyor. İlk çıktığında bu 200 lirayla 90 paket makarna alınıyordu. Şimdi ancak 20 paket alınabiliyor. İlk çıktığında bu 200 lirayla 12 kilo dana eti alınıyordu. Bugün 2 kilo alamıyorsunuz. İlk çıktığında bu 200 lirayla mutfağınıza 5 tane 12 kiloluk tüp gaz alabilirken şimdi tek bir tane bile alamıyorsunuz. 12 kiloluk mutfak tüpünün fiyatı 300 liraya dayandı. Ama asıl kötüsü benzinde ve mazotta. İlk çıktığında bu 200 lirayla 1,5 depo benzin, 2 depoya yakın mazot alıyorduk.
Bugün aynı 200 lirayla 10 litre bile yakıt alınamıyor. Arabaya 200 liralık yakıt koyuyorsunuz, deponun ışığı zor sönüyor. İşe iki kez gidip gelince akaryakıt ışığı yine yanıyor. Tabii böyle olunca da mazot, benzin, mazot fiyatları yakar top oldu. Kimse elinde tutmak istemiyor. EPDK Başkanı televizyonlarda fiyatları duyuran enerji, petrol, gaz, ikmal istasyonları işveren sendikasını, yani EPGİS'i, vatandaşı yanıltmakla suçladı. Suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. EPGİS de buyurun başvurun, kimin doğru, kimin yanlış söylediği belli olsun diye rest çekti. O mu yaptı, bu mu yaptı, bunu mu dedi, bunların hiçbiri önemli değil. Sonuç, pompada mazot 23 lira. Benzin 20 liranın üstünde. Hükümet şimdi bunun sorumluluğunu dünyada artan petrol fiyatlarına, Rusya-Ukrayna savaşına yıkmaya kalkıyor. Ağustos'tan bu yana dünyada ham petrol fiyatı ne kadar artmış? %63. Peki Türkiye'de mazotun fiyatı ne kadar artmış? %214. Demek ki mazottaki fiyat artışının sadece üçte biri dünyadan geliyor. Üçte ikisi sarayın marifeti. Enerji ve akaryakıt fiyatlarındaki bu saray mamulü artış her şeye, iğneden ipliğe, her şeye zam demek. Mazot tarlada traktöre lazım. Hayat pahalılığını azaltmak için üretmek lazım. Ama maşallah yeni Tarım Bakanı da eskisi gibi çıktı. Bakanlık kariyerine kendinden öncekini aratmayan açıklamalarla giriş yaptı. Yerli ve milli üretimi ve üreticiyi desteklemek bu bakanın da aklında yok. Afrika'nın kuzeyinde olmasa bile güneyindeki bakir alanlarda tarımsal üretim planlarını anlatmaya başladı. Sanki bu ülkenin toprağı bitti. Bu ülkede çiftçi yok. Bu ülkenin toprağı da var, çiftçisi de var. Ama onları düşünen bir hükümeti, bir tarım bakanı yok. Beyler Antalya'dan İstanbul'a meyve sebzeyi ucuza taşımayı beceremiyor. Afrika'da mal ürettirip Türkiye'ye taşımaya kalkıyorlar. Taze bakanın anlaşılan haberi yok. Akaryakıt fiyatlarındaki günlük artışlara üretici de nakliyeci de yetişemiyor. Artık ürünün fiyatı halden çıkıp pazara giderken yolda değişiyor. Nakliyeci mazotun fiyatının ne olacağını bilmediğinden bir hafta sonrasına taşıma için fiyat veremiyor. Çiftçi üretemezse, nakliyeci taşıyamazsa, Afrika'dan getirseniz dahi bu ürün sofraya nasıl ulaşacak? Sadece nakliyeciler değil, toplu taşımacılar da mazot fiyatlarından illallah demiş. Perşembe, Cuma günleri, Cumhuriyet Halk Partisi geçtiğimiz hafta Perşembe ve Cuma günleri, Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi masası olarak Bartın ve Karabük'ü ziyaret ettik. Toplu taşımada faaliyet gösteren bir oda başkanı, 45 yıldır bu sektördeyim. Böyle bir şey görmedim. Eskiden bir yolcu parasıyla 2 litre mazot alıyordum. Şimdi 3 yolcu parasıyla 1 litre mazot alamıyorum diyor. Ulaşım biterse cenazeyi, yolcuyu, hastayı kim taşıyacak diyor. Haklı mı? Son derece haklı. Bir başka ulaştırma kooperatifi başkanı, çıkmazdayız. Son mazot zamlarıyla artık bitmedik, bitme noktasında geçtik diye dert yandı. İş dünyası da artan enerji faturalarından şikayetçi. Yaptığımız toplantılardan birinde bir iş insanımız, önümüzü göremiyoruz. Ürettiğimizi satalım mı yoksa depoda mı tutalım diye bize soruyor. Eğer üretici önünü göremiyorsa, bugün sattığını yarın yerine koyamayacağını düşünüyorsa, satsam mı tutsam mı diye tereddüte düşmüşse bu ülkede ekonomi yönetilmiyor demektir. Ülkede her yerden feryatlar yükseliyor. Süt üreticileri de yem fiyatlarından dertli. Bu maliyetlerle ömür verdikleri işletmelerini kapatmak zorunda kalacaklarını söylüyorlar. Bir mobilya üreticisi artan MDF fiyatlarındaki artıştan yakındı.
Çalıştıkça zarar yazdıklarını anlattı. Et ürünleri üreten bir imalathanenin sahibi, kötü dedikleri 80'lerde köylere çıktığında her hanede 8-9 baş hayvan vardı. Şimdi yok. Traktörü olan var ama mazot fiyatlarından o da traktörünü çalıştıramıyor diye durumu özetledi. Değerli basın mensupları, hayat pahalılığı milletin gelirini aşındırırken işsizlik gelirden mahrum ediyor. Bugün Türk ekonomisinde bu iki illet birleşiyor. Milleti sefalet kuyusuna atıyor. Ne yazık ki bugün Erdoğan'ın ucube şahsım rejimi elinde son 20 yılın en kötü ekonomik koşullarını yaşıyoruz. 2002 krizinde dahi 40 puan civarında olan sefalet endeksi bugün 60 puanın üzerinde dalgalanıp duruyor. Ocak ayı itibariyle gerçek işsiz sayımız yeniden 8,5 milyon kişiye dayandı. Alayiş ve alayişle anlattıkları büyümeler milletin işini de aşını da arttırmıyor. Kendi bakanlıkları açıkladı. Geçtiğimiz yıl 11 milyon 370 bin kişi devletten yardım almış. Bir yıl önce bu sayı 4 milyon 470 bin kişiymiş. O zaman soruyoruz, bu ülkede kim büyümüş? Milyonlarca insan yardım almak zorunda kaldıysa. 2022'ye TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla dahi 43 bin kişilik istihdam kaybıyla başladık. İşsizlik rakamları ekonominin kaliteli istihdam oluşturma kapasitesinin de giderek zayıfladığını gösteriyor. Daha fazla çalışmak istediği halde çalışamayanların sayısı pandemiden önce 300 binlerdeydi. Şimdi 1 milyon 400 bin kişi daha fazla çalışmak istediği halde çalışamıyor. Millet ama istihdam da gözüküyor. Millet sefalet içindeyken saray ve şürekası gider ayak kazanın dibini iyice sıyırmaya çalışıyor. Bu ülkenin zeytinliklerine, sit alanlarına göz diken saray ve yandaşları bir yandan da hazine arazilerini imara açılması için uğraşıyorlar. Çakma oligarklar için Atatürk Orman Çiftliği'ndeki çimento fabrikası arazisinde yeni bir imar kıyağı hazırlanıyor. Atalarımız ne güzel demiş. Hırsız içeriden olunca kapı kilit tutmazmış. AK Parti döneminde pek çok şaibeli iş ve işlem yapıldı. Ama bunların en karanlığı Türk Telekom özelleştirmesidir. Telekom'un %55 hissesi 2005 yılında imtiyaz devri yöntemiyle 6 milyar 550 milyon dolara verildi. Kime verildi? Lübnanlı Harile ailesiyle Suudi Arabistan Telekom şirketi ortaklığına. 21 yıl 3 aylığına bu şirket Telekom'un kullanım hakkını kiraladı. 2026'da Telekom'un şebekesini, teçhizatını kullanılır halde ve şirketi de borçsuz olarak Türkiye Cumhuriyeti hazinesine yeniden devretmek koşuluyla bunu aldı. Çünkü özelleştirme sözleşmesi bunu demrediyordu. Peki ne oldu? Lübnan ve Suudi ortaklığı ihalenin peşinatı olan 1 milyar 300 milyon doları ve ilk takside olan 1 milyar 400 milyon doları ödedikten sonra 2006'da bu sefer Türk Telekom'daki hisselerini ipotek ederek Türk bankalarından yüklü miktarda kredi aldı. Aldığı krediyle de özelleştirmeden kaynaklanan borcunu kapattı. Şimdi Türk Telekom hisselerinin rehin edilmesi özelleştirme ihalesine açıkça aykırıydı. Çünkü borcu Lübnan Suudi imtiyaz ortaklığı aldı. Ama bankalara rehin edilen varlık devlete ait. Lübnan ve Suudi ortaklığı bankalara borcunu ödemedi. 2013'te borçlarını yeniden yapılandırmak için bir kez daha bankalarla masaya oturdular. Lübnanlara hem borcu borça çevirmek hem de başta kendilerine olmak üzere ortaklara temettü ödenmesi için Türk bankaları yeni kredi verdi. Bu da yetmedi. 2014'te dışarıya 1 milyar dolarlık tahvil ihracı yaptılar. 2005'te kasası ağzına kadar dolu olan Türk Telekom 9 yılda borca batırıldı.
Sermaye Piyasası Kurumu da Türk Telekom'un yönetimindeki bürokratlar da şirketin içinin boşaltılmasına sessiz kaldı. Lübnanlı Haririler ve Suudiler yaklaşık 6,5 milyar dolar temettü ülkemizden alıp götürdüler. Borcu ise Türk bankalarının sırtına bıraktılar. Tarlanın taşıyla tarlanın kuşunu vurdular. Bunun için uluslararası tahkime gidildi mi? Hayır. Lübnanlılar paraları yurt dışına götürmüş. Devlete ait bir varlığı bankalara rehin etmiş. Türk Telekom'un içini boşaltmış. Borcu bankaların üstüne yıkmış. Ülkemizde IT altyapı yatırımlarını yapmamış. Sonra da kaçıp gitmiş. Şimdi bir hatırlayalım bakalım. Biz Talan İstanbul'un parasını ödemeyeceğimizi söylediğimizde sarayın kibirlisi söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla alırlar diyordu. Peki Telekom'da ne yapmış? Erdoğan kulağının üstüne yatmış. Siz nasıl devlet yönetiyorsunuz ya? Hiçbir devlet terbiyesi görmediniz. Başka bir ülkede olsa hem ulusal hem uluslararası mahkemelerde bunu yapanın burnundan fitil fitil getirilirdi. Ama bıraktık hesap sormayı, Erdoğan temettüleri alıp kaçanı sarayında ağırladı. Şimdi Allah aşkına Türk Telekom'un geçmişten bugüne yönetim kurulu üyelerine bir bakalım. Cumhurbaşkanı yardımcısı mı dersiniz? Cumhurbaşkanı genel sekreterleri mi dersiniz? Cumhurbaşkanı danışmanları mı dersiniz? Bakan yardımcıları mı dersiniz? Hatta Nebati Bakan'ın bile yolu Türk Telekom'dan geçmiş. Şimdi 2026'ya az bir süre kalmışken, Erdoğan şahsım hükümeti içinde artık yolun sonu görünmüşken, Varlık Fonu Türk Telekom'un %55 hissesini 1 milyar 650 milyon dolar kredi kullanarak bankalardan devralıyor. Neden şimdi? Devlete iadesine 4 yıl kalmış. Varlık Fonu paraya sıkışmış. Fon borçlandırılarak kim kurtarılıyor? Bankalar mı kurtarılıyor? Yoksa suç mahallinde delil mi karartılacak? Ya da seçimlerden hemen önce Türk Telekom apar topar birileri için kılçıksız balığa mı dönüştürülüyor? Kime neyin sözü verildi? Hatırlatıyoruz. Miri malı balık kılçığıdır, yutulmaz. Yutmaya kalkanın boğazına takılır. Türk Telekom özelleştirmesi iktidara geldiğimizde hesabı sorulacak ilk işlerden biri olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Değerli basın mensupları, başta söylediğim gibi talih hazırlıklı zihinlere güler. Saray ve şürekasının daha düne kadar tukaka edip beğenmediği Montreux Sözleşmesi Rusya-Ukrayna Savaşı'nda can simidimiz oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve İsmet Paşa'nın devlet adamlığı bir kere daha anlaşıldı. Diğer taraftan Türkiye'nin önünde çok da büyük fırsatlar var. Rusya-Ukrayna Savaşı ülkemizin jeostratejik üstünlüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Ama bu jeostratejik üstünlüğü değerlendirmek için dışarıda liderlerle mekik dokumak tek başına yetmez. Türkiye demokratik standartlarını bir an önce yükseltmelidir. Hukukun üstünlüğünü bir an önce sağlamalıdır. Üretim ve yatırım ortamını güçlendirmelidir. Çok büyük bir sıçrama, bu surette çok büyük bir sıçrama yapma, pandemiyle beraber kısalan tedarik zincirlerinin sonduğu fırsatlardan yararlanma imkanı ortaya çıkar. Ama bu iktidar, bu hükümet bunu yapabilir mi? Bu çapsız, metal yorgunu kadrolar bunu değerlendiremez. Biz hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Hafta sonunda Maltepe'de düzenlediğimiz ekonomi forumunda ekonomistlerle, akademisyenlerle iktidarımızda neleri nasıl yapacağımızı etraflıca konuştuk. Eleştiri ve önerileri dikkate alarak ekonomi stratejimizi takip etme imkanını bulduk. Bu çalışmalarımızı önümüzdeki günlerde de sürdüreceğiz. Biz hazırız. Milletimiz hazır. Milletimiz sandıkta kendini varlık içinde yokluğa düşüren bu hükümete tasdiknamesini verecek. Yandaş için değil, vatandaşı için çalışacak bir hükümeti seçecek. Hayatta bayram olacak.
Benim söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi sorularınız varsa alayım. Efendim müsaadenizle bize yönlendirilen sorular oldu. Şimdi onları aktaracağım. İlk soru ATV tarafından yönlendirildi. ATV'nin sorusu şöyle. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adayı profil çizerken adını bile bilmediğiniz derleyici, toplayıcı bir aday çıkartacağız dedi. Bu da İYİ Parti'de Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kapıların kapandığı şeklinde yorumlandı. Sizin bu açıklamaya ilişkin yorumunuzu alabilir miyiz? Şimdi bu soru İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'in söylediklerinin tamamını yansıtmıyor. Aslında bu söylenenlerin hemen girişinde bir başka cümle daha var. Bir giriş var. Sayın Akşener burada diyor ki hem TBMM'yi hem de Cumhurbaşkanlığını alacağız. Son derece de doğru söylüyor. Efendim Ulusal Kanal tarafından yönlendirilen bir soru var. Ulusal Kanal'ın sorusu da şöyle. CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak'ın bizimle iyi geçinin, CHP iktidar olunca veya ben bakan olunca pişman olmayın sözleriyle Diyarbakır annelerini tehdit ettiği iddia edildi. Diyarbakır temasları sonrası başlayan anneler ziyareti tartışması hakkında siz ne dersiniz? Bizim partimizde hiç kimse hiçbir anneyi tehdit etmez. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkedeki tüm annelere saygılıdır. Anneler bizim başımızın tacıdır. Efendim son olarak Haber Global ve Kanal D tarafından yönlendirilen bir ortak soru var. O soru da şöyle. AK Parti ve MHP seçim kanunu teklifini açıkladı. Seçim barajının %7'ye düşürülmesi öngörülüyor. Milletvekili çıkarılması konusunda ise partilerin seçim barajını ittifakla geçebileceği ama milletvekilini kendi oyuyla çıkaracağı bir seçim sistemi önerisi yer alıyor. Bu düzenlemeyle ittifak kurmanın yarattığı ayrıcalığın kalktığı da iddia ediliyor. Bu değerlendirmeyi nasıl yorumlarsınız? Milletvekili dağılımı nasıl değişir? Ayrıca bu düzenleme daha az oya sahip partilerin, daha yüksek oy alan partilerin listelerinden seçime girmelerinin önünü açar mı? Eğer iş başında bir hükümet seçim yasalarıyla oynamaya başlamışsa sonunun geldiğini anlamış demektir. Ne yaparlarsa yapsınlar. Milletimiz bunların ne yaptıklarını gördü. Notlarını verdi. Bir an evvel evlerine göndermek için de sandığı dört gözle bekliyor. Gidiyor gitmekte olan, geliyor gelmekte olan. Çok teşekkür ediyorum.